Bilinen ilk adı Kaya Doruğu ülkesi anlamına gelen Laganya olan Beypazarı'nın adı, M.Ö. 491-518 yılları arasında hüküm süren Doğu Roma İmparatoru Anastasios'un ziyaretine atfen Anastasiopolis olarak değiştirildi. Selçuklular döneminde Beypazarı, İstanbul-Bağdat yolu üzerinde önemli bir ticaret merkezi oldu. Tımarlı sipahi merkezlerinden olan Beypazarı, yöredeki sipahi beyine ve ticari ekonomik hayatın yoğunluğuna istinaden Beypazarı diye anıldı. Beypazarı, konaklarıyla meşhurdur. Genellikle iki ya da üç katlı olan konaklar yapılırken, işlevsel ve kültürel detaylarla bezenmiştir. Bu evlerin zemin katları taş, üst katları ahşap iskelet içine ahşap veya kerpiç dolgu sistemi kullanarak inşa edilmiştir. Günümüzde Beypazarı konaklarının bir kısmı yöresel kültürü yansıtan restoran ve pansiyonlara çevrilmiş, kimi küçük evlerde yöresel gıda ürünlerinin satıldığı mağazalara veya telkari aksesuarlar satan ince işçilikli gümüşçülere mekan olmuştur. Beypazarı'na ahilik yoluyla kazandırılmış telkari sanatında işlenip tel haline getirilen gümüş, onu şekillendiren usta ellerle buluşup harika takılara dönüşüyor. Takılar yurt içi ve dışında alıcılarıyla buluşuyor. Suni ipek, pamuk ipliği ve yün ipliği kullanılarak ipekli bürgü denen yöreye özgü bir teknikle dokunan kışlık giyecekler yöre halkı tarafından kullanılıyor ve dokumacılık bir aile mesleği olarak nesilden nesle öğretiliyor. Beypazarı'nın yöresel giysisi olan sırma işlemeli bindallıları, çevre adı verilen minik örtülerin işlenmesiyle süslenmiş tülbentler tamamlar. Her genç kıza annesinden kalan bu değerli elbise, bir onur, bir yadigar, bir mirastır. Beypazarlı bakır ustalarının elinde dövülerek hayat bulan bakır, tencere, tava, kazan, ibrik, güğüm gibi eşyalara dönüşür. İlçenin en ilerlemiş mesleği olan bakırcılık, atölyelerde çekiç seslerinin melodiye dönüştüğü bir ahenk yaratır. Gümüş, bakır gibi madenleri işlemekte usta olan Beypazarı halkı, demiri ateşle buluşturma konusunda da ustadır. Çekiçle örs arasında kalan, ateşin mahir ellerinde yumuşatılmış demir, çeşitli eşyalara dönüşerek ikinci hayatına başlar. Atölyelerden çıkıp evlere, bahçelere, çeşitli mekanlara uğurlanır. İpek yolunda yüzyıllarca doğudan batıya, batıdan doğuya gidip gelen kervanların dinlenme yeri olan Beypazarı'nda gelişmesi en şaşılamayacak meslek semercilik olsa gerek. Bugün ulaşım araçlarının değişmesiyle bu sanat geçerliliğini kaybetmiş olsa da hala halk içinde alıcısını buluyor. Beypazarı'nın kuzeyinde doğal ve arkeolojik sit alanı olarak koruma altındaki İnözü Vadisi'nin iki tarafı balık sırtı görünümünde yükselir. İnözü çayının aşındırmasıyla oluşmuş vadide kayalıklara oyulmuş çok sayıda mağara, karanlığa açılan ağızlarıyla merak uyandırıcıdır. Tipik bir Osmanlı şehir içi hanı olan Suluhan, Nusuh Paşa Vakfı'na aittir. Hanın içinde 26 oda, bir mescit, kervan hanıyla 54 dükkan, pazar ve akarsu bulunmaktadır. İmaret meydanı, Beypazarı'nın sahip olduğu değerleri korumak, yaşatmak ve tanıtmak amaçlı düzenlenmiş bir sokaktır. El sanatlarını yaşatanlara, dokuyu bozmayacak şekilde tasarlanmış küçük dükkanlar verilmiştir. Kent Tarihi Müzesi ve Halk Evi de bu sokaktadır.